Suriyeli muhalifler, Esed'in kontrol ettiği bölgeden ilerlemeye çalışan DEAŞ'lı teröristleri durdurdu. Ebu Huzeyfe'nin yaptığı açıklamaya göre 80'i yaralı olmak üzere 400 DEAŞ'lı terörist esir alındı. Türkiye, Irak'ın yeniden imar ve istikrarı için 5 milyar dolar destek vereceğini açıkladı. Ayrıca 50 milyon dolarlık da insani yardım malzemesi ulaştıracağı taahhüdünde bulundu. Irak'ın yeniden inşası için yaklaşık 70 ülke toplandı. Bu ülkeler arasında Türkiye'den sonra en çok yardımı yapan ülke ise Kuveyt oldu. Yaklaşık 2 milyar dolar yardımda bulundu. Katar'dan 1 milyar dolar yardım gelirken Suudi Arabistan'dan 1,5 milyar dolar yardım geldi. Iraklı yetkililer, bölgenin yeniden imarı için 88 milyar dolara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Şu ana kadar toplanan para ise yaklaşık 30 milyar doları buluyor. Adana'da Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde terör propagandası yapan 14 adrese baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri alırken bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi. Operasyonda çok sayıda gözaltı var. Gazze Ticaret Odası, İsrail'in yaklaşık 3000 Gazze'li iş adamı ve tüccarı kentten dışarı çıkarmadığını ifade etti. Ve İsrail, iş adamları, sanayiciler ve müteahhitlere yönelik yeni adımlarıyla Gazze'ye baskılarını artırıyor. Onlarca Gazze'li iş adamının katıldığı Beit Hanum sınır kapısındaki toplantının ardından oturma eylemi düzenlendi. PKK'nın kurucusu terörist elebaşının Kenya'da düzenlenen operasyonla 60 saniyede uçağa alınıp Türkiye'ye getirilmesinin üzerinden 19 yıl geçti. Profesör Doktor İşgüzar'ın yaptığı açıklamalara göre Kenya'daki Yunanistan Büyükelçiliği'nde saklanan Abdullah Öcalan'ın Hollanda'dan gelmesi planlanan uçağa binmek üzere korumaların yer aldığı bir konvoyla yola çıktığını söyledi ve şöyle devam etti. En önde Kenya koruma aracı vardı. Arkasından da Öcalan'ı gayri resmi koruyan kendi örgüt elemanlarıyla bir de yine korumaların olduğu bir araç vardı. Havaalanına gelirken Kenya polisi Öcalan'ın aracı geçtikten sonra yolu keserek arkadan gelen konvoya başka bir yerden yol veriyor. O da yaklaşık 15-20 dakika kazandırıyor. Öcalan havaalanına girdiğinde bineceği uçağın Hollanda'dan gelen uçak olduğunu zannediyor. Takım elbiseli gayet mutlu bir şekilde uçağa yöneliyor. Uçağın kapısı açılıyor ve 60 saniye içinde paketleniyor. Uçağa alındığında kapılar kapanıyor. Uçak havalanırken diğer konvoy daha havaalanına yeni giriyordu. Açıklamasında bulundu. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan vatandaşların haklarını silahla engellemeye çalışan terörist elebaşı Öcalan, 1999'dan bu yana İmralı Adası'ndaki cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çekiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı'nda 1528 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınıra yakın bölgelerdeki birlikler Afrin'in batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere top atışı yaptı. Bölgeden zaman zaman dumanlar yükselirken sınır birliklerine tank, zırhlı personel taşıyıcı ve hafif zırhlı araçların sevkiyatı da devam ediyor. Kırklareli 55. Piyade Tugay Komutanlığı, Köprücü Taburu tarafından 197 personelle 61 askeri aracın katılımıyla durgun sulardan geçiş tatbikatı gerçekleştirdi. Durgun sulardan geçiş tatbikatı Köprücü Taburu'nda bulunan Tümgeneral Muhittin Öner göletinde icra edildi. Tatbikatte senaryo gereği ilk olarak göletin karşısında bulunan bir ülkeye yapılacak taarruz nedeniyle Mehmetçik fiberglass botlarıyla göletten sessiz bir şekilde karşı kıyıya geçti. Daha sonra senaryo gereği çatışmanın yaşandığı bölgeye hızlı bir şekilde askeri araçların intikali için gölette çalışmalar başlatıldı. Tatbikatte 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun da bulundu. Bilmeyin. Tereddüt nedir bilmeyiz. Biraz daha uykulu.
bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Bilmeyiz. Engel nedir bilmeyiz. Zorluğu bilmeyiz. Karanlığı bilmeyiz. Geri dönecek miyiz? Bilmeyiz. Biz fedakarlığı, cesareti, mücadeleyi biliriz. Biliriz en büyük aşkın vatandır.